Kolikçe konuştuğumuz programa tekrar hoş geldiniz. Bu hafta Kolik'i daha yakından tanıyacağız. Yanımda Kolik grubunun solisti Uğur ve bas gitaristi Kubilay ile bu programda bu haftada yine olanlar olacak. farklı bir tür mü? Ama ya da bunlar onun için kötülüğü Ağzına sağlık uğur, aferin çocuklar Çok rakçı bunlar yok mu ayın parçalar? İstek var mı istek yoksa isyan var İsyan yoksa hadi siz ça. 500 çok 300 olsun Nasıl bir hafta geçirdik ya? Evet. <laughs> <laughs> ne oldu abi bu hafta? Modum düştü. Geçmiş olsun abi. Sağ so. Bir sebebi yani şey bir sebebi var mı fiziksel? Hayır. Ne bileyim ayağım burkuldu. Yok asla ağlamam öyle şeylere. Yarın mesela e, diş tadilatı var. Beynime kadar girecekler matkapla. Çekinir misin diş doktorundan? Ve bu soruyla beraber seni hemen yakından tanımaya <gülüyor> başladık. <gülüyor> e, korkuyorum. Korkar mısın dişeceğim? Tabii. E, üç harfliden korkan Altı yaşında bir çocuk kadar korkarım diş doktorundan. Ha, diş doktorundan korkmuyorum. Diş üç harfli diye bu espri yapılmış olabilir mi? Olamaz ama. Hadi <gülüyor> Olabilirdi. <gülüyor> <gülüyor> öyle değildi ama şu an öyle. Evet şimdi sizin için öyle. <laughs> Artık öyle. Şu <laughs> an tekrar değil. Üç harfli doktor <laughs> Podcast çekilirken çarpılma <laughs> evet. keyifsi. Eks eksplisite de girebilecek e, harfler olabilir tabii ki de. Tabii. Ama annem izliyor. Ne? <laughs> tüm gibi mesela. Tüm, evet. Hı. Tüm. Hepsi yani. Abi bu podcast'te ben seni daha yakından tanımak istiyorum. Bu zamana kadar tanıyamadıysan bu podcast'te hani, de işte. <laughs> Kamera önünde. Tamam. Bence tanımı yani konuşup muhabbeti çıkmayan bir sürü özelliğimiz vardır abi ama hiçbir gizlimiz saklımız kalmadı hep ifşa hep ifşa ya ama hani böyle çok iyi arkadaşların beraber çok az fotoğrafı olur ya evet ne güzel işte o az olanlarda çok önemli yerli İşte değerli o yüzden olur. de hani böyle oturup da illa havadan sudan çok muhabbet ettiğimiz zaman olmuyor şu olmayacak bizde biliyorsun değil mi yaşlanınca İşte göt cebinden bir tane fotoğraf açıp da böyle hey falan kahverengi böyle hafif eski sepia ee, bak burada da işte ben Uğur'la beraber i̇lk, ne ilk, yapıyorduk bu fotoğrafta? İlk, i̇lk gitarımızı seçerken. Mesela. Bunlar i̇lk olmayacak biliyorsun değil mi? Tasarlarken. Bak bizde şöyle bir şey olacak. Şöyle şu tarz sesler. <laughs> Projeksiyon yapacağız böyle elimizden. Sonra böyle göstereceğiz. Sonra da devam slide show'a gireceğiz. Böyle aynı. Bu aynı şey gibi. Ben hep düşünürüm şimdi. hani Ama bence WhatsApp'ımızı şimdi açsak çoğunlukla iş konuşmuş oluruz. Dropbox'a şunu atsana Yok şuradan şu bitti mi? Video evet. nasıl olmuş? Ve habire kendimizi yağlıyoruz. Adamsın. Reis. <laughs> çok iyi yapıyorsun. İşte bu <laughs> helal sana. İyi videoyu. ki varsın. <gülüyor> <gülüyor> Güzel kes, kesmiş. Ellerine sağlık. Ağzına sağlık. Hmm, çok iyi falan. Yazdıktan sonra ama şöyle de yapabiliriz. Şu, <laughs> şu kısmına şunu eklemeyi düşünür müsün? <laughs> abi şu nota şu scalede yok. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyorlar varmış. Varmış. Oysaki var. Öyle bir scale yok. <laughs> şey diyecektim ya merak etmez misin? Şu an böyle e, Style Baba gezen her yeri dövmeli piercingli abi ve ablalarımız. Piercingden şeyden ay piercing 70 şey. yaşına geldikleri zaman nene ve dede oldukları zaman sence de çok iğrenç görünmeyecekler mi abi? Yo. Zaten iğrenç <gülüyor> görünecekler. <gülüyor> ha şöyle şimdi şu dede var. Şu dedeyi ben gördüm. Ee, i̇şte eskiden ne bileyim bu motorcu ha ekiplerinden falan yaşlanmış hala deri yelek falan geziyor dövmeler var saçlar uzun beyaz ön taraf kel arkada uzun ama hı hı. bu amcayı gördüm tutunuyor ben bu, yani bu dedeyi da. tutunuyor tam vazgeçmemiş <laughs> kendini bırakmamış peki tamam bu adamın yaşam tarzı o ama şimdi popi gezen ortalıkta ya tikiler abi... tikileri düşün şimdi abi nasıl olacak abi şey oluyor hani birazcık kendini yakıştırıyorsun ya çünkü sana toplum tarafından verilmiş bir ünvan değil. Doktor yaşlansa da hala mezar taşına doktor yazacak. Herkes tarafından kabul edilmiş. Ama sen kendine ben böyleyim deyip o tarzı yakıştırdıktan ve o şeyi büründükten sonra bir gün ondan çıkıyorsun. Hayat sana tükürdüğünü yalatabiliyor. Sen artık vurdum duymaz bir insan olamıyorsun. Sen doktordan randevu alıp o atıyorum artık Allah korusun tansiyonun varsa tansiyon ilacını yiyeceksin orada sırada bekleyeceksin. Eczacıya atarlanma şansın kalmadı. Ver ulan şey diyemezsin. Lütfen şuradan benim atansiyon ilacımı vermek. Yani o dövme birazcık e, kader döndü. Tavuk evet. oruzu horozu kovaladı oldu. Bu arada bu programı başından sonuna kadar hem dinleyin hem izleyin. Yarınki diş doktorundaki müdahaleden sonra haftaya aynı uğru bulamayabilirsiniz. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Hamster. <gülüyor> Sen de konuşamayacaksın ya yani böyle. <laughs> Zaten konuşamıyorum kanka. Kolikçe konuşuyoruz. Abi şimdi bizim bir Instagram sayfamız var. Yok değil yani biz bu oyundan eksik kalmadık. Instagram'dan TikTok, takip etmiyorsanız... TikTok'umuz var ya. Yani. <laughs> ne Instagram'ı? Senin TikTok'un var abi. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> şey, grup ismiyle açtığın bir TikTok'un var diyelim. Evet. Ama tabii onun e, müziğimiz paylaşıyor. Onu da ekleniyoruz. Kanka bulunmaz selamlar. bulunmaz nimet. TikTok'tan bir paylaşım yapıyorsun. Direkt Instagram'da paylaşabiliyorsun. Yani çok kullanışlı. Direkt hem oraya hem oraya çıkarmış oluyor. Bir tane saçma sapan 5 saniyesini kesiyorum yol kenarı klibinin. Atıyorum oraya hemen 300-400 kişi izliyor. Müthiş. Instagram'da 300-400 kişilik izleme şeyine getirene kadar neler çektik. Ne kitleler ne millete direkt. Vay be o kadar adam kullanıyor mu onu? Tabii ki. Number one değil mi şu an şeyde, e, uygulama evet. uygulama marketlerinde? Aynen. Bu Instagram sayfamızdan şimdi biz e, takipçilerimize merak ettikleri soruları yöneltmelerini diledik. Geçen Nasıl hafta, bir cümle. hafta içinde. Vay be, konuşuyorsun bu dili. Konuşuyorum, bu, sondan başa baştan sona. Ve bu soruları bu programda cevaplayacağız. Ayrıca sorular tükenince de kendilerimize mantrak sorular yöneltip, birbirimizi yine, daha iyi tanıyacağız. Yine yaptığı şeyler. Yine yapacak şeyler. Beni. Hatta sağ olsunlar Onur ve Gökhan burada olamadığı için ses kaydı yolladılar. Bunları da hep beraber ilk defa beraber dinleyeceğiz. Ben dinlemedim şunları bunları. Ya inşallah eksplisit bir şey söylemiyorlardır. Annemin kızacağı. Yazsaydın keşke. Ama nerede paylaşacağımızı biliyorlar abi. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Sonuçta Şu an Gökhan konuşuyor diyeceğiz. Tamam. O zaman <laughs> şey diyorsun kendileri düşünsün. <laughs> ona onu demeye getirdim. Hemen başlıyor musun? Kimle başlayalım? Sen de başlayalım. Ben ya da sırayla mı? Ben buradayım zaten. Onlarla başlayalım. Sırayla yapalım. Bir soru ondan, bir soru ondan falan. İyi Çok fikir. mu karışır? Hayır. Veya hayır, hayır öyle yapmayalım çünkü YouTube'a da keseriz. Tamam. Keser miyiz? Kesersin. Öyle kesersin. Ne fark edecek? Um, tane tane alacağım işte, böyle soruları. Tane tane alma. Oradaki 4 dakikayı kes 3 kişiye yöneltilmiş soru olsun ne olacak ki? Bir başlayalım da devamı gelsin. Her işimiz böyle. <gülüyor> <gülüyor> başlayalım da devamı gelsin. Yaldırma <laughs> evren <tane>, su. <laughs> 7-3 tane klip çekiyorduk az önce. <laughs> en çok soru sana geldi. O yüzden senden başladım. Biraz bir üstümüzden yük atalım. bir Bir yol kat edelim. Peki ver gelsin o zaman. Kolik muhteşem bir patlama yaşarsa... Flamingo'ya ne olacak? Flamingo bu arada Uğur abimin işlettiği dükkan. Çok güzel yemek yiyebilirsiniz. Ayrıca öğle vaktinizde kaliteli bir e, kahve veya çay içmek isterseniz oraya buyurabilirsiniz. Reklam yapma. Baya şey oldum. Çalışmış Abi, gibi oldu. Güzel. This podcast is brought to you by Flamingo. Ay <laughs> 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 şey uh, podcast. Nasıl konuşuyorsun İngilizce? <laughs> Abi istemeden oluyor. <laughs> Çünkü bazı hocalarımız İngiliz hocası. Bazı hocalarımız Amerikalı. O yüzden de karışıyor. Bazen podcast diyoruz. Bazen podcast. İyi. Flamingo'ya ne olacak abi? Flamingo. Ezelden hiç... ebediye var olmaya 90, devam edecek. 94'ten beri. Dur nasıl da. Benim nacizane videodum elbet bir gün rockçu olacaktır. Ama Flamingo ilelebet yaşamaya devam edecek. <laughs> flamingo edecektir. aynen ilelebet yaşamaya devam edecektir. Hani full zarar etse bile mümkün mertebe elimizden geldiği kadar. Orası biliyorsun bir ev gibi. Bir dükkan gibi değil bütün gün hani türlü türlü misafirleri evet. çay kahve maç keyifli şeyleri bilmem nesi arada 5000 tane döner yapma olayı falan. Hani ben her zaman orayı işleten kölesi olarak e, oksijen tüketmeye devam edeceğim. Abi şimdi e, küfür gelmeyecekse Fee For Life <laughs> F pardon böyle güzel bir dükkana sahip olmak ben de isterdim abi. Evet. Çok tabii enerji yiyor sinir belki yiyor. Belki de hani yaşam enerjini sömürüyor. Döner bu kanka bakkaldaki gibi. Aa bana şuradan iki paket şunu ver. Aa tamam al. Şing para. Öyle bir şey yok. Ya tabi o adam da ağlıyordur. Ulan bakkal yapıyordur belki on yıl sonra ama. Böyle bir yerin olması gayet hoş ve ponçik. Tostun yok. Hızlı ilerleyelim. On dakika geçti abi. Nasıl bir çene varsa. Eee. Senden devam edeceğim. Döner ve Ayran Kaça. 5 euro. <laughs> bu ne abicim sen? 5 euro. <laughs> Kolik kişiliğe sorulmuş. <laughs> hmm, çok nokta noktasın numaranı verir misin? Zaten ulaşmışsın adama. Vermezsen ağa <laughs> şey... Vardır numaran ya yok Hayır, mudur? Ulaşmışsın işte oradan. Sen bu adamlarla yazışıyor musun ya? Bizim hiç haberimiz yok. Hepsiyle yazışıyorum. Sen ulaşmışsın zaten bana oradan yazabilirsin. Nokta nokta numaramı almanı gerekiyor verebilirsin de. Nasılsın diye sormuş bir arkadaşımız. Nasılsın abi? Sen nasılsın? <laughs> Soruya, soruyla cevap vermek. Çok sevdiğim. İyiyim. İyiyim. Hamdolsun. Başka nasıl olalım? Ge gezegende etrafımızda her şeye bakarak çok iyiyim. Hangi gezegenden bakarsın bu tarafa? Plüto Oo. Lota keşfedildiğinden beri galiba bir tane tur dönmemiş güneşin etrafında. Lazy. <güler> <güler> <rat turkey> Döneceğiz biraz da, ya zorlamayın beni. Biraz be. da bu <laughs> uh, <güler> geri dönüyor falan. <güler> <güler> İyiyim umarım sen de iyisindir. Hepiniz iyi olun. Maşallah Allah nazardan korusun. İnşallah böyle devam et. Soru işareti ünlem böyle devam et. Tamam. <laughs> devam et. Edeceğim söz. Ediyorum. Şu Edi... an devam ediyorum. Şu an ne, devam, devam etmek abi. değil. Yaptığımız her işi seviyor demek ki. Hepsine devam edeyim. Ne örüyorsun? <laughs> özetle abi. özetle müzik ve döner. Podcast. Hem, hem ruhu, insanların ruhunun gıdasını karşılıyorsun evet. hem de bedensel gıdasını. Her türlü doyururum adamı. <gülüyor> evet. <gülüyor> doyurucu all bir şey mi? klosif. Daha ne yapalım ya? Ne yapalım ya? Ne yapayım ya? Çöp kutusu nerede kaldı? Soru işareti. Buzdolabımda. Hı? Hmm? <laughs> İnceyi kesemedim ben burada. <laughs> İnce yoktu kanka. İnce yoktu. İnce yoktu. İnce yoktu. Çöp kutusu nerede kaldı? Biz çöp kutusunu bilerek Çöp ee, kutusu bizim ee... ilk bahara erteledik ki şarkının o tarz bir havası olduğu için kışın ortasında çıkması saçma olur diye düşürdük. Ee, düşündük. <laughs> Konuşamıyorum. <Başladı. gülüyor> saçma olur diye düşündük onun için. Sadece biraz erteledik. Ne her ay bir tane şarkı çıkarıyoruz. Çöp kutusu da gelecek merak etme. Çöp kutusu gelmekte. Çöp kutusu bizim e, son yıl yaptığımız son single çalışması. Klibi çekildi, kayıtları yapıldı. Son değil. Yaptığımız <laughs> o anlaşmamızdaki. O anlaşmamızın evet. son teklisi. Ya yani hazırlamış olduğumuz şarkıları böylelikle tamamlamış olduk. Sony'yi seviyoruz. Sony candır. Sony'miz hayrolsun. olsun. Yapacağız mı şu kafiye? Girse heyecandır falan. Şu patlıcanla başladık şu muhabete. Onu hikayeye attık onu. Orada bıraktık. O orada güzel. Orada kalsın. Hı. Yavaştan sona doğru gelelim abi. Ee, yönetmenimizden Reis bu poz nedir? Plak şirketi olduğunu bu kadar belli etmeseydin. Soru işareti. <laughs> Ge geçiyorum. <laughs> Sonunda güzel bir soru. Abi kaç yıldır müzikle uğraşıyorsun ve ilk çaldığın enstrüman hangisi? Hangisini ben ekledim. Herhalde yetmemiş karakter. Evet sınırlı herhalde oraya şey yazamıyorsun. 10 cümle yazamıyorsun galiba. Öyle bir şey vardı. Kaç yıldır şimdi bu muhabbetler 3 yıl oldu. Bu 3 yıl oldu. Sana da bir yıl ben koyuyorum. 4. Yani şöyle 3 yıl oldu. 2006 o, 12. Evet. ay 2019. Tam 3 yıl oldu. Aynen. Tam üç yıldır bu muhabbetlerdeyiz. Olmuş la baya. İlk çaldığım ilk çaldığım enstrüman gitar. Okulda türlü türlü komik enstrümanları öğretmeye çalıştıkları dönemdeki şeyleri saymıyorum. Eğlenceli değil miydi o muhabbetler? Bazuka falan. Ha, bayağı şey atıyordun ya. Böyle dersten çıktıktan sonra. Daha doğrusu çıktıktan sonra değil de böyle matematik. Ondan sonra bir ders müzik. Bir ders de şey. Başka bir şey işte. Oranın dili. İngilizce. Bizim müzik hocasının hiç umurunda değildi ne yaptığımız. Hadi ya. Atıyordu önümüze flütleri. Ondan sonra oturuyordu oraya. Nasıl ben güzel denk geldiyse müzik hocalarım çok iyiydi keşke benimkiler de iyi olsaydı. Bir tane kadın vardı. 13-14 yaşındaki çocuğa tüm notaları döve döve öğretmeye çalışıyordu. Hani ne bir tane bir şarkı dinlemişliğimiz var. Yani çok saçma Hiç bir ders. Çok tam müzik hocasından beklediğin hep müzik hocaları oldu. Hayır, fizik dersi gibi müzik Hiç. öğretmeye çalıştılar. Tam bize. böyle kendini ifade etmeye dayalı, böyle daha çok insan olmaya dayalı hep bir tayfaya denk geldim ben. Ne güzel. Çok iyi. Ee, buradan Efe Kaşıkçıoğlu hocama tekrar selamlarımı iletmek istiyorum. En çok iz bırakan. Sağ olun hocam. Hocamız... Teşekkür ediyoruz. Hmm, buradan ben de bir, bir tık duygulandım abi. <laughs> Biliyor musun? Evet. Mi? Seviyorsun. Severiz. Şimdi o zaman şey arkadaşlarımıza geçelim. Uzaktan katılan. Onur'a bağlanıyoruz. Keşke şey efekti koysaydık işte ya. A Canlı. Arıyormuş gibi. <laughs> evet. Tüt. Buradan tüt. bilmem neye selam yollamak istiyorum. Aradığınız kişi Şimdi... kişiye şu an ulaşılamıyor. Aa çok kötü. İlk soruyu okuyacağım ondan sonra cevaba gitmem lazım. Evet. Yaparız. Aa yok lan attım ben ki soruları resim olarak. O zaman gelsin. Onur kardeşim. Onur'a gelen sorulara geçtik. Onur Öztürk. Aviator.34 34. Takip edebilirsiniz. Onur kardeşim, ne yaptın? Cpli falan. Bunun ne olduğunu biz bilmiyoruz. Cpli bu Pilotlukla ilgili. Pilotlukla ilgili bir sınav, bir. Tahmin edelim. Cpl, Cpl. Captain, Pilot, License. Of. License. Bildik bence. Bence de bildik. Şuradan bir. Bluetooth Knox. Ne yaptın? Bluetooth ölüm. Ses çıktı. Hı? Mi yapıyor? Nox. Ben de şöyle bence bak. Nox sesi mi bu? Bluetooth mu sesi mi? Karışık. İkinci soruda hop veruflik yani ana meslek olarak pilot musunuz yazmış. İkisi aynı soru olduğu için hemen bağlanalım. İlk testi. Şu sesi çıkaramadım ya. Evet, onur yapıştır abi. Pilot mu oldun mu? Evet, ilk sorudan bir başlayayım ben. Onur kardeşim ne yaptık CPFL? Okuyormuş ya. Yani şu an eğitim aşamasındayım, sınav aşamasındayım daha doğrusu. Sınavlar yolda. Yani birkaç ay sonra ATPR Frozen sınavları bitmiş olacak. İnşallah ondan sonra bir tek pratik kalacak. Amin. Eti Pierre Frozen abi. Yeni bir eti tatlı çeşidi. Oh, eti Pierre Frozen. eti, eti... <laughs> eti... neydi o? Petit Beurre. Şu Fransız bıyıklı bir adam düşündüm şu an. Değil mi? Dondurma olarak mı? <laughs> <Adam saptadak. gülüyor> ha şey bıyıklı adam dondurma şeklinde. Aynen mi? aynen. Sünger Bob dondurması vardı mesela. Onun gibi mi? Onun gibi aynen. <laughs> Bazıları şaftı kayıyor böyle yan. İnce şöyle <laughs> şey. gaytan bıyıklı misyo bir amcamız. Sırf bıyık dondurması abi. Yanın durmaz düşer ama böyle dik. Ya düşünsene. Çocukları... Ama yalamak istemezsin abi onu. Çocuksun <laughs> abi. Çocuksun abi. <laughs> yani ne tip dondurmalar yalan. Çocuksun, <laughs> Çocuksun abi. Çocuksun abi. Yani <laughs> <gül <facial> şimdi olsa yalar mıydım falan. <laughs> bir fotoğrafım var öyle görüyorsun yıllar sonra. Lan pilotluktan buraya nasıl geldik? Hadi bakalım. Bir hoflik pilot musunuz? Yok henüz değilim. O muhtemelen bir buçuk iki sene daha alabilir. sürebilir. Duruma göre değişiyor. Yani henüz hoflik olmadık. Niye amin dedin abi şimdi? bitirse de kurtulsak abi. Ha ben daha uzun sürse de hep hani de daha iyi vakit geçirebilse diye. O da. O da. O da. Ama gerçi uçarken daha çok vakti oluyordu değil mi? Tamam. Bitiyordu günü. Abi stresi yok adamın. işe gidiyorsun işte. İşten adam müzik yapmak için çıkıyordu. Evet. Şimdi öyle bir şey yok. Hani. Abi iş hayatı önemli ya. Abi kaçamıyor. Sınav dönemini bilmiyor musun? Hani sen şimdi biliyorsun sınav dönemi var. Üçüncü ayda bu sınavları yapınca atıyorum mesela sınıfı geçiyorsun. Hı hı. Bu adamın bitmiyor sınavı. Bu adamın devamlı bir sınavı var. İşte ondan geçiyorsun öbürüne giriyorsun ondan çıkıyorsun öbürüne giriyorsun. Pahalı bir de ya. Pahalı. Hem para ödüyorsun hem rezil oluyorsun. 9 milyon dolar anasını satayım ya. Amerika'daki gibi ya hiç mantıklı gelmiyor. Yani para verip. Gerçi özel okula gitmişliğimiz var neyse. <laughs> tamam ne? Ama sen vermedin parasını. <laughs> ya tabii. Ben zaten şey okulumu kendime ödeyeceğim. Evet. Şey kısmındayım. <laughs> Bir metre çocuk. Oğlum, verme okulumu ben <laughs> <laughs> En sevdiğin şarkı. Bir de benzer hmm. soru. Aa ee, yok benzer soru değil. Zaten soruları okuyordu ya. Ben niye giriyorum ki bu işe? Dumandan sonra en sevdiğim grup. Başka soru çıktı. cevap veremeyeceğim ama ilk aklıma gelen şu an Kurtalan Express belki de Barış Manço'ya karşı duyduğum saygılan ve şarkıların sevgilimdendir yani. Ama o tarzdan giden bir adamlar var. Onları da çok seviyorum. E, aslında bayağı var yani yerli olarak bunlar. Yabancı, e, Metallica, Iron Maiden. Onları çok seviyorum cevaplarstağ hani grup var bir de çok e, sanatçı var arasında Stevie Ray, Stevie Ray Vaughan gibi sanatçılar. Abi çok güzel bir cevap bence. Mükemmel abi, sağlam. Peki Kurtalan Express midir yoksa Barış Manço mudur? Barış Manço ve Kurtalan Express midir? Şimdi Kurtalan Barış Manço'dur abi. Barış Manço'dur bence. De. Barış Manço olmasa Kurtalan Ekspres'i kimse tanımayacaktı muhtemelen. Şu anda da buraya geldiler. Ben üzüldüm. Gidemedim. Ee, çünkü satıldık. Neyse. <laughs> ee, Bana mı? Ya Genel olarak. Allah Allah. Tek başıma gitmekten vazgeçtim abi ya. Abi kendin söyledin abi ben her konsere şimdi tek başıma gideceğim bir sene boyunca dedim Tek başıma demedim. Gideceğim dedim. Giden gideceğim olursan. dediğin zaman gideceğiz olmuyor bende. <laughs> evet mantıklı bir geri dönüş ama tek başına olmuyor be abi ben re, orada re, de... re, 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 re. rewind <laughs> biraz re oldu ama hoş olmuyor yani ben oraya ders çalışmaya gitmiyorum gerçi eskiden yapardık böyle ortama girerdik fakat e... aa bak bak şimdi şunun sesini şöyle böyle <laughs> sadece Ahmet abimizi görmek için yaşayan efsane. Ahmet dersane. Ahmet abimizi çok seviyoruz olur da bir gün yanlışlıkla bu videoyu izlersen seni çok seviyoruz Dur lan şu kolik neymiş bir bakalım. Ana selam yolladılar. Ahmet falan diyorlar. <laughs> Acaba ben miyim abi? Bana mı diyorlar? Ve e, ayrıca öteki gruplara yorum yapmak istemiş abi. Iron Maiden, Metallica. Iron Maiden'ı dinlemek ansiklopedi okumak gibi bir şey abi. Her yıl yeni bir albüm çıkarmak nedir ya? Kanka 1980'den saygı duyuyor, beri. Ama o beni sarmıyor ya. bu tarz şeyler. Iron Maiden'de güzel şey böyle atıyorsun. Büyük İskender ile ilgili bir şarkıları var veya başka tarihi olaylarla ilgili. Senin kafada adamlar işte. Ama anlamıyorum ki dediğini. Evet. Hani İ İngilizce bilsen bile anlamayacaksın çünkü harbi adamlar <laughs> mikrofon karşısına geçip anlatmaya başladı. Abi yani. adamın ses tonuyla çaldıkları enstrümanların ya da çıkardıkları müziğin sempozyumu senin vücudunda bir yerine dokunuyorsa beğeniyorsun. Evet. Hani yüzde yüz anlamadığımı bile I hate you falan. Ben, ben sana söyleyeyim kanka. Bak. Beatles, Linkin Park, Sagopa Kajmer. <laughs> bu ne abi? Bunların yemek olduğunu düşünürsen kustun şu an. Niye abi? <laughs> biri tatlı, biri ekşi. Allah Allah. Biri... Hayır, hepsi aynı... sucuk batırırken iyi ama yiyorsunuz. <laughs> hepsi aynı anda yersen diye dedim abi. Tek başına tabii ki de. Hani ben bu adamlara şey diyecek Birisi değilim. Bu ne be? Yapmadım yani. Ama öyle bir şey gazetofra hazırladın ki. Şimdi sen mesela sana sorulduğu zaman işte devamlı dinlediğin veya hayatında belirli bir dönemi komple kapsayan ve seni içine hapseden bir gruptan veya bir sanatçıdan mı bahsedersin? Yoksa bir tane şarkısını çok sevdin veya iki üç tane şarkısını çok sevdin defalarca dinledin. Bu adam senin için o kategoriye girer mi? Ya bir tane şarkısı böyle okka gibi vurduysa hı hı. belki girebilir ya da o şarkısını söylersin bu şarkı bir de dersin. Ben sadece beni tipten tipe sokan grup ve sanatçılardan bahsedebiliyorum böyle. Anladım. Ha. Beatles, Sagaba Kajmer bir de kimdi abi? Linkin Park. Linkin Park. Aynen nasıl aklına geliyorsa o şekilde gezmeye o şekilde yürümeye konuşmaya ve yiyip içmeye bile başlıyordu. Cidden biri en sağda, biri en solda, biri en ortada. Tam bunu bir kere daha söylemiştim. Şimdi bir arkadaşa benim playlistimi gönderdim. Belki şey blok koymuştur sosyal <laughs> medyada bize. Komple tüm sayfalara <laughs> mahkemeye vermiş olabilir. <laughs> Bu arkadaşı incelemeye alın. Şimdi mesela Spotify playlisti oluşturuyor musun dinlemek için? Ben mi? Evet. Oluşturuyorum. Oluşturuyorsun ve diyorsun ki atıyorum akşamüstü dinlemelik şarkılar ve oturup açıp dinliyor musun onu akşamüstü? Hep ödev olarak yazıyorum. basta çalmak istediğim şarkılar. Çalmamızı istediğimiz şarkılar. Bir gün çalmayı dilediğim şarkılar. Yani böyle değil ismi playlistinde ama o kategoride hep. Ha, hep o... ödev koyuyorum kendime artık. Batırdık. Ben yani. de yapıyordum onları. Eskiden. Ta şey zamanı iTunes'un ilk zamanları o para verilip hmm. sırf Alıp da bir, bir şarkı indirebildiğim aldı. bir şarkı alınan oluşturuyordum işte ne bileyim dediğim gibi bir şarkı Sago'dan Baytar çalıyordu üstüne Crawling çalıyordu Linkin Park'tan falan filan böyle gidiyordu liste devam ediyor tabi araya ne bileyim ben atıyorum Duman giriyordu Serdar Ortaç falan giriyordu işte böyle Hı -hı. arada bulup beğenip koyduklarım falan saatlerce uğraşıp moduma göre playlist yapabiliyordum. Onu ben de yapıyordum kesinlikle. Ve bizi dinleyen insanların yaptıkları playlistleri, işte görüyoruz ya şimdi ve gittikçe çoğalıyor gördüğümüz playlistler. Okuyayım Mesela mı bir iki tane? benden benden dinleyin genelde şeylere giriyor. İşte özledim böyle ne bileyim. Ah e, internet yok ama biliyorum. İşte damar işte hı hı. damar kesilesi şarkılar falan listelerini Uyuşukta. alıyorlar. Uyuşuk da. E, Uyuşuk müptezel tayfa <laughs> evet. playlistlerini. Söylüyorum bir tanesinin adını. Trans. Evet. Aynı adam bir tane daha liste yapmış. Weed. Evet. Bu tarz yerlere koymuşlar şarkıları. <laughs> en güzelini söylüyorum bir tane de. Sözünü kestim. İsmi söylemeden söyle. Onu söyleyeceksin. Başka bir isim söyleyeyim. Hasan artık güzel bir playlist yap. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Aynen. Kendisine görev <göremedi> arkadaşımız. <laughs> Ondan sonra bize o playliste koymuş. Ve biz bu playlistlerin hepsini bakıyoruz tabi. Spotify'da görebiliyorsun playlistleri başka bir yerden bak YouTube'da da görebiliyorsun. YouTube'da da görebiliyorsun. Pardon. YouTube ve Spotify. Abi cidden böyle mest oluyorum. Çünkü ben de öyle bir şarkı bulduğumda cidden öyle çok güzel bir playliste yerleştirirdim. Böyle yıllar sonra tekrar hani dinleyeyim de olan yine sevineyim diye. Ben kıskanıyorum onları. Açık Nasıl? açık söylüyorum. Buradan yüzünüze söylüyorum. Kimi? Playlist yapabilen o kadar var. güzel güzel playlist yapmaya vakit bulup ve o dinleyeceğim müziğe o kadar vakit ayırabilen insanlara insanlarla hani hem hem kıskanıyorum onları hem de gurur duyuyorum yani. O zaman sana bir şey söyleyeceğim. Ben müziklerim tamam mı böyle telefonda veya bir yerde çalarken mesela eskiden hani şey olurdu ya Windows Media Player'da böyle bir tane yuvarlak hareket ederdi. Evet. Aşağı doğru böyle bir şeyler çıkartırdı. Evet. Sonra sola giderdi, büyürdü evet. falan. Orada da altta o şu anki Spotify'da o vinil, oradaki grafikler, o işte kapak resmi. Eğer indirdiysen bir yerden bir, bir şey olmazdı sadece CD olurdu, nota işareti olurdu. Evet. Öyle olmasın diye hepsini internetten orijinal albüm kapağını bulurdum, şarkıyı yazardım. Evet, ben de yaptım bunu. Ondan sonra içine çekerdim. Evet. Ondan sonra albümünü yazardım. Şu yazardım, bu yazardım. Yılına kadar değil mi? Aynen şarkı sözleri ekleme. Şu an şey. Spotify beni o kadar rahat ediyor ki. Böyle oh be hepsi yapıldı cebimde duruyor. Bulun, bulunmaz nimet. İşte ben de onun için kıskanıyorum. Çünkü e, bu vakit bu zaman gençliğimizde bizde de vardı ve şimdi yok. Şimdi ben açıyorum işte Sagopa dedim değil mi? Hı hı. Şey yapar mıydın abi toplar mıydın böyle arkadaşlarımla? Kanka sende ne şarkılar var? Tabii canım. Böyle tabii. kart değişiyormuş gibi. Tabii, tabii. Bana Ülkeme atar mısın? Kartı değişiyormuş gibi. Eve gitmem lazım. Ya tamam hadi ben de geleyim. Böyle onunla beraber eve yürüdüm bluetooth ile atana kadar. Tabii sen yazık Bluetoothla bir şeyler atılan zamana sen, kadar geri şey gidiyor mi? senin infrared şey. mi? Ne biz e, polifon zil sesi oluşturuyorduk onu notalarla. Onu bende de var. Olmadı. Olmadı. Böyle... Biz zil sesi üretiyorduk biz. Nereye gidiyor bu zil sesiyle? <gülüyor> <gülüyor> Biri gidemiyor. hazır olsa durmam lazım. Oğlum oturtsana bu olamaz Pauli Farah şey yapın. <laughs> İğrenç bir fıkra geldi aklıma da anlatmayacağım şimdi. Niye atlı fıkramız gibi mi? Yok ben öyle fıkralar bilmiyorum ben. Hep Abi, güzel ortamlarda non explicit yerlerde. <laughs> Dur lan. Aranızda konuştunuz. Lan. Hı? Onu diyordum işte. <gülüyor> <gülüyor> Bu playlist olayı için çok teşekkür ediyoruz ve tekrar tekrar söylüyoruz. Bizim için çok önemli. Hani kullandığınız playlistlere tabii şarkımızı beğenmiyorsanız asla dinlemek istemiyorsanız yapmayın da... ...beğeniyorsanız bir şarkıyı yani, dinlemekle yetinmeyin. Hakikaten playlist e onları... Playliste koyun bizi daha çok mutlu edin. Playlistlere koyun ve paylaşın. Mesela şu çok önemli insanları şuraya yöneltmemiz lazım... Mesela bizim şarkımızı dinlerken, işte herhangi bir story yapıp bizi etiketliyorlar ya mesela. Evet. Bu çok güzel oluyor, biz çok seviniyoruz. Ama Spotify kullanıcıları için şu çok güzel olur. Spotify'da bizim sayfamızı açıp, e, oradan şarkıyı paylaşırsanız Instagram hikayelerine bizim için çok daha faydalı olur. Çok. İnsanlar direkt sizin e, bu güzel. Deneyimimize ortak olabilir, arkadaşlarınızla yeni bir muhabbete girebilirsiniz. Size ihtiyacımız var. İhtiyacım Patron var. Bu da zor çünkü birçok parça var bence. Burada soruyu söylememiş, en sevdiği şarkı. Birbirinden de, birbirinden güzel olan. Da. En sevdiğim şarkılardan, Yavuz Çetin'den mesela. Cherokee, o var. Benimle uçmak ister misin? da standart galiba. Onu kimse yemez ki düşünüyorum. Adamlardan derine indik. Duman'ın cover yaptığı şarkısı Her şey yak. Bunlar şu an aklıma geliyor ilk olarak ama bir ton şarkı var aslında. Bir en sevdiğim şarkıların arasında yanın çoğu parçalarını çok seviyorum. yan mesela. Onun birçok parçaları Koliğe sahip çıkalım yılmadan yıkılmadan Bu soruyu da okumamış. Şey yapıyor ya. Koliğe sahip çıkalım yıl al Okumuş. Fail. <laughs> <laughs> Cevaplamamış mı? Hayır okuyormuş orada. Affedersiniz ya. Koliğe sahip çıkalım yılmadan yıkılmadan devam edelim. Yani bu soru değil ama Evet sahip çıkmamız lazım. Yılmadan yıkılmadan Sahip çıkalım dedeye. Karşımıza çıkıyorsa hepsini aşmaya çalışıyoruz. Hep beraber. Bu umarım sonsuz bir yolculuktur. Çok güzel bir yolculuk aslında. Hani ilk günden e, bugüne kadar böyle bir baktığım zaman yani acayip şeyler yaşadık, acayip şeyler oldu, güzel şeyler oldu. Üzüldük, güldük, ağladık, ettik beraber. Yani kesinlikle sahip çıkmamız lazım. Bunu da tekrar e, hatırlatmak da güzel oldu aslında. Bana da güzel oldu. Romantik ya. Harbi romantik ya. Vallahi ya. Bu ne kadar oğlum, tatlı bir insan. böyle olur vallahi, sen vallahi ya. ya. Görünce bakınca zannedin, orgeneral şey zannede organeral gibi adam Şey yapacaklar onur getirin lan programa. Hep İnin de böyle olmuyor mu abi? Bodyguard gibi adamlar geliyor böyle. <laughs> abi hoş geldin falan diyorsun. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın? <gülüyor> <gülüyor> Sonra böyle oluyorsun. <laughs> Tipin kayıyor. Bana Şimdi... oldu ya Hayko Cepkin olayında. Ne oldu? İşte ha, ama sen, evet. Ba basçısı basçı geldi, işte tam böyle ağzımın ortasına bir tane koyacak sandım. Biz orada kavgadaydık. Şimdi tam anlatmayayım olayı. Geldi böyle adam rahat iki metre, bir metrede enne, bir şey iki bir buçuk metre. 2 <laughs> metre kara adam. Ha, adamın elinde gitar şey gibi duruyor. Nasıl diyeyim size bu? Ukulele. Ukulele gibi ukul daha ufak. Yani böyle bir şu neydi sinekleri öldürdüğümüz adı ne ya? Sinek geç ne bileyim Sinek abi. Sinek geç o çok iyi bu. <laughs> Smek geç. Smek geç. Neyse Cırdık. çok ufak duruyordu elinde böyle. O kadar büyük bir adam. Ve geldi böyle yaptı. <laughs> hmm. Kardeşim kavga etmenize hiç gerek yok. Gelin birlikte oturalım şurada. Güzel güzel bir şeyler içelim. Gel tanışalım seninle falan filan yaptı. <laughs> Baba. <gülüyor> Baba içelim tamam. Deyip diğer soru. Bir geçiriz. uyandım hastanedeyim <laughs> falan. Rüyammış. Şuradan <laughs> pens atmışlar. <laughs> Alçıdayım diyor. Nasıl içeyim? <laughs> <laughs> Neyi söylemiş abi adam, adam sana? Hadi gidiyoruz. En sevdiği Türk ve yabancı gitarist. Türk gitarist olarak başta Batuhan Mutlu derim. çünkü onun etkisiyle ben gitara başladım. Onun eee Hani tek hani ilk defa konsere gitmiştim o zamanlar, hani Bayağı oldu ve Öyle ben gitara başladım, o yüzden de ilk başa onu alıyorum. Bir de Asımcan Gündüz. Asımcan Gündüz çok mükemmel bir gitaristi, yani çok çok güzel bir insandı, çok iyi bir gitaristi. Ee, yabancı gitaristi olarak. Tahmin ne diyecek? Srv diyecek ya da Jimi Hendrix diyecek bence. Srv ne? Stevie Ray Vaughan. Ha, kesinlikle Stevie Ray Vaughan diyecek. Stevie Ray Vaughan. Gerçi <laughs> <laughs> BB King aslında daha çok standart şey yapıyordu. Ama Aa, BB King çok de çok diyebilirim. Çok, çok güzeldi. Stevie Ray Vaughan bence. Çünkü onun gibi gitar çalan görmedim şimdiye kadar yani. Adam gitar icat etti. Vallahi ya. Hani Texas Blues Rock falan. Ondandır muhtemelen. Ondan önce harbi tahta parçası. Öyle. Steve Ray Vaughan'ın çok ilginç bir olayını anlatayım sana. Adamın çalma stilindeki özel bir etken var kendisine yaptı. Atıyorum 10'luk tel takıyorsun veya 12'lik veya 14'lük değil mi? Hı hı. Onun bir seti var. Ona göre alt tellerde bu en da üst tellerin telden, kalınlığı arkadaşlar. Tellerin kalınlığı pardon evet özür dilerim. Yine kolikçe konuşuyoruz. İşte. <laughs> i̇şte en üst telden en alt tele kadar onların boyu standarttır. 11'likse işte atıyorum biri 48, biri 46. Karıştırıyor. Bu adam karıştırıyor. Bu adam kafasına göre ihtiyacına göre Tel birleştiriyor gitarında Seriye ait yani 11'lik tel yok <laughs> Hani en üst e, En üst işte ne bileyim Adamın doğusu 11 Doğu i̇şte, sor... teli var mı de? <laughs> Ona göre hayır. Abi ikinci tel niye doğu de değil Ben geçenlerde bunu <laughs> e... Programın ismi ikinci tel niye <laughs> doğu değil Olabilir mi <laughs> Çok karışacak şimdi e, Onur'un <laughs> Yine şeyine giriyoruz ama e, şeyleri fark ettim. Bir alt tel, bir üst telin perfect 50. Yani e, E majör veya E şeyinin beşinci şeyi A. Hayır tam tersi. A'nınkisi E. Ondan sonra A'nın bir alt telinde ne var? D. D'ninkisi A. Ondan sonra bir altta ne var? G. G'nin ikisi Anla işte. Anladın mı? D'ninkisi G. Evet. G'nin de C. Ama C değil o B. Evet. Orada hani alt ikinci telde bir yana kayman gerekiyor ya scale'lerde. Evet. P. Niye abi o öyle? Akorlar tutsun diye mi? Şeyden dolayı hepsi tüm notaların arasında hepsinde tüm nota atlamıyorsun ya. Onunla alakalı olabilir diye düşünüyorum. Ama hepsi birbirinin perfect 50. Onun niye perfect 50 yapmamışlar? Orada ya? yemiyor demek ki. Atıyorum ben... Bence evet. akorlardan dolayı abi. Bara bastığında o olsun diye bence. Onu düşünmemiştir adam ya. Onu yaparken. Bir de... Başka bir, şey... bir sebebi vardır. Ondan sonra o da ona denk gelmiştir. Çünkü gitarı adam yaptığında bara kullanılmıyordu. Ya bir de şöyle olabilir. <laughs> hani piyanoda da böyle düşündüm şimdi. Okumadım belki güzel bir cevabı vardır. Mesela piyanoda çok farklı akor etme teknikleri var. Şu anki kullandığımız 12'li sistemin... Hani 7 tane beyaz işte 5 tane de siyah tuş olmasının sebebi bunun işte en iyi piyano yapanların işte bilmem ne onu Zöne, Yamaha -E en iyilerinin en iyi hani şu 2 milyarlık piyanolar yok mu? Evet. Bu adamların bu piyanosunun en popüler olup en iyisinin olması ve bunların atıyorum işte kiliseler veya işte... Kola gibi kolanın rengi koyu kahverengi Aynen. diye. Pepsi de koyu kahverengi yaptı. Bu en popüler olduğu için o piyanolar veya bugün günümüzdeki kullandığımız piyano kesip piyanolar. kesip koyarım. <gülüyor> <gülüyor> Yanlışlıkla ben dedim bu sertlik ne acaba? <laughs> uh, uh, umarım İnşallah ki, ayağımdır. Umarım ki el feneri. <gülüyor> <gülüyor> Şemsiye. Yeşilimize <laughs> ee, <laughs> bir şey giyelim artık. Giyelim. Tamam. <laughs> Ve Gitarda da öyledir. Yani bu akor etme stili en popüler olduğu için en fazla işte doğudan batıya, batıdan doğuya her en çok müzik okullarında bu akor etme sistemi kullanıldığı için şu an bunu kullanıyoruz. Kanka olabilir. Bilmiyorum. Bilmiyorum ama ben daha çok işte notalarla alakalı diye. Adam işte İşte bu böyle olması lazım ama böyle devam ediyor. Perfect 50 onun C C olması lazım. Ama o. gitar tipten dolayı biri öyle yaptı da sonra öyle gitti diye o, o Konu o değil ki hepsi niye öyle de Konu B ilk miydi? adam bunu bu şekilde yaparken B. Bunu bu şekilde yaparken Niye bu şekilde yaptı konu o Ya muhtemelen başkaydı Atıyorum en en üsteli Veya E'den başlamıyordu Başka bir şeyin perfect fifthine başlıyor Atıyorum e, en üst teli C'di edildi mi bambaşka bir yerden başlıyor Ama öbürleri de aa, Bence B'nin gibi... C olması lazım Yani B C ikinci teninin C'ye akor edilmesi lazım Tamam edelim kanka. et Aa bakayım. herkes değiştirsin. Et bakayım basabiliyor mu? Denedin mi? Akorları mı? Evet. İşte öyle bozuluyor ama. Evet bozuluyor. Demek ki notayla alakalı. Dizaynla alakalı falan değil. Görünüm görüntüyle. Ya kesinlikle. Akor basamıyorsun demek öyle olduğu zaman. Onun da sebebi matematiksel bir şey abi bu. Muhtemelen böyle iki, iki üç tane grup vardı. Bazısı A majöre böyle basıyor. Başka böyle basıyordu. Hani her... Ee bir notadan nereye geldik ya? Yani? Bir notadan öbür notaya geçerken hep arada bir boşluk var ama iki tanesinde direkt bir yanındaki nota bir sonraki nota olmuş oluyor. Ondan dolayı odur benim tahminim. Ortaya Hak etmez bırakalım. Ki. Perfect fifth, hep perfect fifth. Bunları hep aynı şey sayıyorum. Bunları araştırıp anlatırız. Vallahi evet, diğer program Ahmet Artuğun. Hı? Hadi bakalım. Hı. Kullandığı amfi nedir? Ben çoğunlukla yani stüdyoda genellikle um, PV Classic 50 PV Classic, <laughs> 50 Cup dedi. Amfisi. L değil yani. E, um, barlarda falan çıktığımız zaman Uğur'un iki tane şey abisi vardı. E, uh, Ibanez Tube Screamer. Onlardan kullanıyorum genellikle. Yani bir o ikisi. Başka da amfi kullanmıyorum. Önceden bir Fender Champion kullanırdım. Fender Champion 100 lük vardı bende. Yüzlük yüzlük. Onu sattım. O da çok güzel hoş bir amfiydi. Ama tube değil. Ama genellikle PV Classic'te kullanıyorum. İleride bakalım neler olacak, neler eklenecek. Tudum. Saçlarını nereden almış? <laughs> Saçları onu ben söyleyemeyeceğim O benim sırrımdı. Saçlarımı ben bir yerden aldım ama nereden aldığımı söyleyeyim. Saçlar ama lens takıp çıkıyor abi. <laughs> ee, bu soruyu bana birkaç kez sormuştular zaten. İş yerinde de bir iki arkadaş sormuştu. ben de almak istiyorum. Nereden aldın? <laughs> nereden aldığımı sormadılar ama. <laughs> <laughs> Elimek isteyenler var. <laughs> <laughs> Biraz yol kat edelim abi. Bayağı şey yaptık adam. Problem yok. Elektro gitara ilk başlayan birisi için gitar tavsiyesi. Yani şöyle söyleyeyim süreklilik ve devamlılık çok önemli. Yani rutin bir şekilde çalışmak lazım bence. Herhangi bir enstrüman da böyledir. Yani gitar olarak yani gitarda tecrübem olduğu için başka enstrümanlarda fazla bilgim olmadığı için gitarla ilgili şöyle söyleyeyim. Yani sürekli ee, çalmak. Hele ki elektro gitarda. Televizyon izlerken bile arada bir elini alıp çalmak lazım yani bence. Hani haftada her gün 5 saat çalış demiyorum. Daha çok hani 2 günde bir her gün 10 dakika elini alsan çalsan biraz yeter yani. Ve yılmadan. hani Yıkılmadan. YouTube'dan falan izlediğin zaman başka gitar, gitaristleri gördüğün zaman... Hani ben mesela şahsen gitarı ilk aldığımda, çalmaya başladığımda işte profesyonel gitar, gitaristleri gördüğümde bayağı bir moralim bozuluyordu. Ben bunu hayatta öğrenemem, bu çok şeyler falan yapıyordum. Gitarı kenarda bırakıyordum ama yarım saat sonra yine elim alıp devam ediyordum. Yani. yani yılmadan, pes etmeden devam etmek lazım. Soru ee, neydi? Bence en önemli tavsiye de bu. Ve bence e, her insanın en son için gitar, geçerlidir. Abi... Soru neydi? İşte gitara yeni başlayan için tavsiye. Ha. Tadımlık tavsiyeler. Bu da çok güzel bir YouTube çalış, kanalı. Çalış, moruk. <laughs> Abi süreklilik baya güzel bir cevap. Her istikrar. şey içinde verebilebilir bir cevap. Ne demişler? ibadetin e, az olmasa da sürekli, o, çok olmasa da sürekli olanı makbuldür. Benim, ben niye aklıma alakası şeyler gibi? Ben de şey diyecektim. Adalet mülkün temelidir. Bugün baya istiklal marşı Atatürk'ten 2-3 alıntı. Kanka <laughs> yürüyoruz bu yolu. <laughs> <laughs> Akdeniz'e doğru. Hadi bakalım. En be? sevdiğin gitaristin yaptığını yapmaya çalış başlarda... ...kendi tarzını geliştirene kadar. Hani en sevdiğin kişiyi ve en, en sevdiğin gitaristi örnek alarak uh, yola çıkarsan... Um, ...kendiliğinden zaten belirli bir, bir teknik edineceksin. Sonra ufkun genişleyecek ve başka gitaristlere de hani ilgin açılmaya başlayacak. Ben de, de öyleydi. Ben başta ilk e, Batuhan Mutlu gibi mesela alırdım örnek olarak. Onun yaptığını yapmaya çalışırdım. Sonra e, Ray Vaughan'ın müziğini, videolarını falan tesadüfen denk gelmiştim galiba. Sonra onun tekniğini öğrenmeye çalıştım. Bu böyle gitgide farklı insanların katkısıyla, farklı müzisyenlerin katkısıyla şu anki tekniğim oluştu veya şu anki stil oluştu diyebilirim. Yani Basmadan, ...ama yılmadan devam etmek lazım. Ne güzel anlatıyor değil mi? Vallahi ya hiç böyle tanımıyoruz bu arkadaşı. <laughs> <he? gülüyor> Valla bizi çok daha sert davranıyor ya. Gayet şey yani ben... Ben bu kadar şey olduğunu bilmiyordum. Yani. Hiç konuşturmuyoruz mu adamı acaba? Bana hiç öyle öğretmiyordu gitarı. Ben diyordum bana iki tane zolu öğret. Bassana moruk parmağını. <gülüyor> şey. <gülüyor> Abi ben bir dersine denk geldim. Cidden öyle. Göstermiştim bunu falan yapıyordu. <laughs> Demek bize kanka. Bilmiyorum. Bize yapıyor. <laughs> Sevmiyor. Pol, pol, ponçiklik yapıyor belki de şeylere. <laughs> yok şey yok, mi? Şaka. Fa, fe, i̇şte Famojor hangisiydi? basıyor işte kuyumam. <laughs> o değildi. Bir daha düşün yapıyor böyle. ben. Alındım. Bir de şunu eklememizi istemiş. Metronomla çalış. Bu kadar. Metronom, <laughs> metronom candır. Abi metronom. Metronomla çalışmayan ılıktır. Metronomda şöyle bir durum var. Ee, i̇lk başta heves kuruyor ama zaten eğer sen gitarını bir melodiyle beraber çalmaya çalışıyorsan, bunda bir sıkıntı görmüyorum. Metronomsuz çalışamayacak kişi bence davul. Çünkü onun olayı zaten metronom olmak. Ama sen sürekli aslında bir metronoma eşliğinde çaldığın için, metronoma eşliğinde çalmak için bu sana yardımcı olacak. Ama davulcu metronom olmak için çalıyor. Evet. Yani o, dediğin o şey kısmen katılıyorum. Davul metronom olmak zorunda grup için. Evet. Ama senin de davula göre çalabilmen için metronomla Tabii ki çalışmış Tabii olman ki. lazım. Evet. Her yani birleştirelim Ama, söylediklerimizi. Evet. Mesela bas için konuşayım. Basta sürekli bir şarkıya eşlik ettiğin için Zaten o şarkıyla beraber çalınca metronomla çalmış gibi oluyor. Aynı şey oluyor. Davula göre çalıyorsun. Aynen. Davul senin metronomun. Aynen öyle. Çok basit. Onun için metronom candır. Ne kadar erken başlanırsa o kadar çok alışılır. Sonradan zorlama olunca mesela benim gibi çok sıkıntı çekilir. Çekilmez ben Çekilmez ya. Ben çok sıkıntı çektim. Çekilmez be. Çekiliyor kanka. Çekiliyor mu? Çekiliyor kanka. Şöyle sen çekilmediğini zannediyorsun ama kayıda girmeye çalışınca stüdyoda e, bilgisayar başında, setup'ın başında bir giriyorsun metronoma göre çaldığını zannediyorsun. Ama o her şey de olacak abi. Bir, bir parçayı sen metronomla çalış. Şimdi kaydetmeye girince farklı oluyor. Kanka metronom nedir biliyor musun? Metronom. <laughs> Fiziksel bir sorun bu. <laughs> hayır. Otoban düşün. Her türlü araba o otobanda gidiyor. Anlıyor musun? Eğer sen o otobanda gitmek istiyorsan yani o, o metronomla olmak zorundasın. Öbür arabalarla gitmek istiyorsan. Yoksa tarladan falan diye gitmeye çalışabilirsin. Ama istediğin yere varmak istiyorsan daha hızlı, daha sağlıklı, daha emniyetli şekilde ve başkalarıyla birlikte. Çünkü senin iç metronomun, senin kafanda sayacın farklı. Ben mı? kayıt için dedim. Kayıtta işte atıyorum sen araba kullanmayı biliyorsan, otoban kurallarını öğrendiysen, otoban... Yine de yarışa gittiğinde hani şey o an başka başka araba kullanıyor. Tabii ki başka oluyor. Çünkü, Tabii ki başka oluyor. müsabakaya çıkıyormuş gibi abi işte. Kanka hiç metronom olmasın tamam mı? Hiç metronomla ha. çalışma ama kaydı. Bütün hayatın metronomla çal kayıda girince yine dediğin evet. gibi bambaşka oluyor. Aynen. Ama çekeceğin sıkıntı bir aysa bir haftaya düşecek. Tabii senin kas hafızana yerleşmiş olacak ona göre zaten çalıştığın için ona göre bir sonuç çıkartacaksın daha hızlı ama. Profesyonel müzik yapmaktan bahsediyoruz evet. ve Profesyonel müzik size şöyle söyleyeyim Stevie Ray Vaughan dedi Stevie Ray Vaughan'ın metronomsuz bir kayıt yaptığını düşünmüyorum Araştırsın Bulsunlar Çok kayıt videoları izledim Mesela ee... En son kimi izledim ya Neydi adamın adı Gigoli Yok yok Eee Yerli yabancı kim varsa şimdi manganın e, kayıtlarına girdiğin zaman kesinlikle orada metronom var. Ya kesinlikle zaten ona bir, bir, onun etrafına bir yol gitmiyor. Benim adam aklıma gelmiyor. Joe Bonamassa. Şu an Joe <laughs> Bonamassa. aklıma gelmiyormuş aslında da. <gülüyor> <gülüyor> şu an benim için, benim Stevie Ray Vaughan'ım da Joe Bonamassa. Gitar'da kim diye sorarlarsa bana ben onu söylerdim. Girin baksınlar şu an. Ahmet Kanneci şu an yaşayıp da çalan en iyi gitarcı olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü gitarı öyle bir çalıyor ki Gordon Ramsay dedik değil mi? Hı -hı. Onun yemek yapışı gibi çalıyor gitarı. Hani gitarıyla ilgili her şeyi biliyor ve anlatabiliyor ve gösterebiliyor ve gitarıyla her şeyi çalabiliyor. Hani davul çal desen çalar gitar öyle bir adam. Psikopat Bolca'na vakit geçirmiş. Gerçekten. Aynen. Çocukluğundan beri dededen sanatçı bu insanlar ki çok şanslılar. Ve o adam bile onu gördüm işte London canlı bilmem ne kaydı. Dünyanın en pahalı stüdyosu. Abi zaten ne ne yani? Hepsini kapatman lazım. Bir o olsa onunla kayıt yapabilirsin. Şeyini Ama kayıt vurgulamaya yamaz. çalışıyorum kanka. Önemi ne? İnadım o. O kadar önemli. Ve başta alışırsan daha kolay. Her şey öyle değil mi? Kesinlikle. Nasıl alışıyor sana öyle gidiyor abi. Aynen öyle. Ve hala arabada düz oturamıyorum. <laughs> <Bu gülüyor> Zamanında otur alışmışım <laughs> Böyle alışmışım. Böyle oturuyorum arabada. Zannedersin ki şey Brooklyn'de <laughs> şeyimle geziyorum. Neydi o zıplayanlar? Oldtimer old mı? <laughs> Yok oldtimer değil. Neydi o ya? Hoplatıyorlar arabaları. Lowrider. Lowrider. Lowrider mı? Neyse system. herkes anlamıştır. Lowrider abi. Snoop, Snoop Dogg. Abi e, geçelim şimdi e, öteki arkadaşa. Gökhan Bey'in sorularına. Yok benim benimkiler kısa ya hemen. Seninkileri ben soracağım sana. Öyle mi? Tabii tabii Gökhan Bey'e geç. Ama bir şey yaptık. Ben soracağım seninkileri. Sen al sor. Önce Gökhan'ın yap işte ses kaydını. İz, is, ses ses. <laughs> İyi bir şey <laughs> değil. ne olur şey diyor. <laughs> Allah'ım ne olur konuşmasını öğreneyim. <laughs> um, bu şey soruları okumadıydı ama. Ama ben soruları okuyayım. Nasıl okumadıydı? Hayır o kayıtta okumadı. Ha tamam sen oku. Ok. O zaman çok geliyor. Çok istiyordun demin soruları okumayı. Starbucks'ta sen <laughs> çok sevdiğin içecek. <laughs> Buna mı? <laughs> Duymuyoruz bu Türkçe. Starbucks'taki en sevdiği içecek sorulmuş. Evet arkadaşlar. Starbucks'ta en sevdiğim içecek nedir? Söyledim ya. Biraz sıkıcı olacağım ama. Canım ya. E Çay. Double espresso macchiato. Pek fazla gitmediğim için yani genelde o olur. Sen de söyle Starbucks'tan en sevdiğin içecek. <laughs> Bilsem söyleyeceğim ya. Ben söyleyeyim. Flat White seviyor. Haberi yok. <gülüyor> <gülüyor> Flat White küçük oluyor ama baba. Hayır kanka burada küçük veriyorlar onu. Flat White da her kahve gibi istediğin boyda söylüyorsun. O bizim buradakilerin gerzekliği. Stuttgart'ta flat white nasıl yapıldığını bilmiyorlar. Vallahi bir kere istedim şu kadar bir şey verdi. Aptal gerizekalı öyle olmuyor ver ki. Ver abi süt parayla mı ya koy işte içine ne var. paraylaysa da koy verin <laughs> parasını evet. yani. Büyükten ver. Flat white nedir? Flat white iki tane espresso üstüne de sıcak süt. Köpük değil Mükemmel sıcak ya. süt. Mükemmel ya. Mis tam senin sevdiğin işte. Valla ne kasmaya gerek yok. Aynen. Süt kahve bitti. Benim de kahve içmek için içiyorsam odur. Starbucks'ta güzel sıcak bir şey içmek istiyorsam da white chocolate mocha'dır. Evet. Şeker sevsek biz de onu sevebiliriz. Karamel macchiato da fena değil ama karamel frappuccino yazın buzlu buzlu fena değil. İçilir yani. Ice tea içmektense onu içmeyi yeğlerim. Şey de güzel. Bilmem başka. Filtre kahve. Filtre kahve mi? Kanka bence filtre kahve oradaki elemanların çoraplarını yıkarken kaynattıkları su kustum. Net kustum. <gülüyor> Net. <gülüyor> Tutayım dedim de gel, denk gelmişken yapıştırdım ne yapalım. Temiz. İnşallah soru okursun abi hadi yapıştır. Bekarlığa veda partisini nerede kutluyoruz? Bu konuda çok rahatım. Çünkü çok sevdiğim sadece Kenan Komutan bu konuyu ele almıştır. Ve ona güvenim sonsuzdur. Ee, artık bu soruyu ben de ona iletiyorum Nerede Haftaya Kenan'ı getirelim Kenan buraya <laughs> Abi Kenan kamera karşısında olması gereken bir insan bence Kesinlikle ya İnsan baka baka doymuyor ya Kenan ey Kenan mısın Sinan mısın Kenan komutan Ben onun öyle bir O şey Foy ve Hopman İtfaiye baş Baş itfaiyeci Ne denir İtfaiye memuru İtfaiye baş İtfaiyeci işte <laughs> İtfaiyeci <satıyor. gülüyor> itfaiye var. <laughs> i̇tfaiye veririm. <laughs> um, Kenan'ı <I>? itfaiye. <laughs> yani güzel kişiye emanet edilmiş bir görev. Hadi yapıştır. Eski mahallemi hiç özlüyor muyum? Gerçekten çok damardan bir soru oldu bu. Ve tabii ki çok özlüyorum. Ya i̇nsan bir kendi büyüdüğü mahallesini özlemez mi? Arkadaşlarını, dostlarını. Ee, hala da rüyalarıma girer. Ee, Binayın basamak sayıları bile hala aklımda. Bütün mahalle arkadaşlarıma buradan sevgiler ve selamlar iletiyorum. Hangi mahalle? Çocukluğundaki mahalle. Doşlant mıdır? Doşlantır kesinlikle. O zaman e, sizin çocukluk mahalleniz neresi abi? Göppingen e, ondan önce Tübingen. Tübingen Kaç kata ka, kat? Kaç ay önce? İki. Kaç? 94, 2, 3 yaşıma kadar falan. Hatırlamıyorsun yani. Yok hatırlıyorum ya. İlginç olan birkaç bir şey hatırlıyorum. Vallahi hatırlıyorum birkaç bir Neler şey. Neler hatırlıyorsun? Abi kaldığımız yer Tübingen diyorum. Tübingen'e bağlı bir Hı -hı. köşe. Rotenburg kaç kilometre şu an bilmiyorum. Diyelim ki 20. Ve oradan bir nehir akıyor, geçiyor. <laughs> o nehirde. Neyse. <laughs> ne kar. Ve o öyle Oraya... o kadar Mostar hmm. Nehri gibi bir şey. Şehrin ortasından akıp gidiyor böyle. Aha. Venedik var bir şey. Ve oralar çok güzel. İşte adamlar üstünde köprü var. İşte kıyı yapmışlar. insanlar orada oturuyor yazın falan. Bunları hatırlıyorum. Yani bir tane böyle piknik örtüsünün üstünde bretzel ve şeftali yediğimi hatırlıyorum. Çok güzel karışım. Evet rahmetli. Mükemmel abi rahmetli teyzemle ve onun kocasıyla. O da rahmetli. Onlarla orada oturduğumu hatırlıyorum mesela. Çok ilginç değil mi? 2 hmm. veya 3 yaşındayım. Bu Çok olay iyi. var. Kilisenin oh. çanları çalıyor. Böyle tipik bir old town, german old town yani. Bildin mi? Güzel. Hans Jäger. Aynen. Yapıştırıyorum. Ver gelsin ne işle meşgulsünüz? Meslek olarak teknisyenim ve aynı dağda ve aynı şirket içerisinde e, uluslararası özel makine sektöründe pazarlama ile meşgulüm. Yani işimi uzun uzun anlatmak isterim ama maalesef vakit biraz kısa olduğu için umarım bu kadar bilgi şimdilik yeterlidir. Abi gayet hızlı özetleyebilmiş ben Vay be. Demek iş... ki çok soruyorlar. Evet. Ne iş yaptığını... İşte şimdi paralar var, <laughs> <laughs> Makineler var. Aman. <gülüyor> <gülüyor> Bizimkiler daha direkt. Pilot. Hiç mühendisi. Döner. var. Temiz. Hızlı. Evet. Sanatlıyım ben. Tabii. Artık. Yazacağız mı onu artık şeyimize? Yazacağım. Pasaportumuza, şuramıza, buramıza. Tabii ki. Hı? Tabii. Nasıl oluyor on? hani bunda ne bileyim bir kere şey lazım, bir kere meslek lazım. Ben bunda... şu an burada bu işten kazandığım olaylardan dolayı vergiden muafım. <laughs> Böyle ne? bu konularla ilgili vergiden muafsın. Senin hiçbir şey bildirmeni anlatmana falan filan gerek yok aslında. Neye Müzikle kazandığın paradan vergi ödemiyorsun. Nasıl? Ödemiyorsun. Ne? Ne zaman? Şu an burada. Niye? Öyle. Öyle bir şey mi var? Sanatçıya saygı Almanya. Hadi ya. Evet. Ama mesela CD satıyorsun. O sattığın CD'nin vergisini ödüyorsun tabii. Bir, bir ürün satıldığı zaman Müzik evet. ürün şeyi kategorisine girmiyor. CD At, sattın diye. Atıyorum şey. televizyonda çalıyor, radyoda çalıyor. Para alıyorsun orada. Para alıyorsun. O para sana kalıyor. Hadi ya. Evet. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> İğrenç bir Neyse hadi. Bayağı, Bayağı ya. sevindin ya. Hiç böyle bir şey yok bence. Kekliyorsun beni. Hayır ya öyle. Hadi ya. <laughs> Yapıştırıyorum o zaman. Ama bu sigortan yüzden. yok. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte uçabiliyorsun ama <laughs> 15 saatim. Çal çalabildiğin yere kadar çal hadi. <laughs> Yapıştırıyor e. Ver. Düğün ne zaman? <laughs> evet arkadaşlar nikahımızı kıydık. Tatlı telaşlara geçişimizi yaptık. Ve umarım nefesimiz kaldığında hep birlikte 11 Haziran'da gümbür gümbür düğünümüzü yapacağız. Tabii ki takipçilerimiz olarak hepinize davetlisiniz. Oo. Başına çok büyük dert aldı. Bu neydi şimdi? <laughs> Hemen paylaşıyoruz. Patreon'a <laughs> üye olanlara Gökhan'ın nerede <laughs> evleneceği adresi <laughs> ve tarihi tekrar. <laughs> Aylık 2 dolar verirseniz Düğün Gökhan'ın düğününe ayarırız. gelebilirsiniz. Üf ya ne kadar pis bir adamım ya. Yallah Esnaf ya. işlemiş içimizi. Esnafçılık. Abi e, Gökhan Bey'in de sorularının sonuna geldik. Ver ben soracağım. Sıra bende mi açayım evet. sana. Arthur Bey. Tanrı aşkına neler Bayağı ne bu? oyalandık bu sorularla ha. Kanka işte ben onun için şey evet. Gerek duymadın mı şimdi? Duydu. Ama benim içler çok kısa. Biz yine kendi muhabbetimizi de yaparız. Bir şey yok yani bizde okuyorum. Nerede? Nasılsınız? İyiyim sağ olun. B biz, çok şey görünüyoruz herhalde. İkimize de bu soru soruldu. Şey, biz iyi durmuyoruz. Buru giymiş. <laughs> kanka, kanka, normal mi öyle olma? İyisin değil mi kanka? Abi normal. Rabbime hamdü senalar olsun. Çok iyi görünüyorsun. Rabbime hamdü senalar <laughs> Gittik yine o saatlere geldik. <laughs> Rabbi sena. <laughs> Abi şükrederken çarpılan ilk insan olabilir. Valla ya. Bir teşekkür edeyim dedim. Eksi puanla çıktık. Sen sus. Ben senin yerine edeyim. Sen düşen olsun normalist. Güzel. Memleket nere? 35,5 karşı yaka. Net kısa cevap hadi. Yapıştır. Ne? sıradaki. Model misin? Hı? <laughs> Yine mi tip misin? Sen ne modelsin mi <laughs> oğlum? He. Ha model misin yani foto model misin manken misin diyor. Yani. He. kim yani, o Kenan nedir kesin. Biz de onu aynı muhabbeti yaptığımızda. i̇fşa if, yok kanka. Tamim o. Değiliz tabii ki de bir zamanlar bir ajansa kayıtlığımız vardı. Ee, sonra şey olmaya çalışın ya birazcık neyse bir şey diyecek. Evet işler böyle bir <laughs> Doritos mu? <gülüyor> <gülüyor> hoş değil yani memlekette piyasa hoş değil. O yüzden elimizi ayağımızı çektik dedik biz <laughs> okuyalım adam olalım. Okudu. Adam oldu. Olamadı. Ben sana okuyamazsın demedim. <laughs> ne soracağım lan buna? Yürü devam et. <gülüyor> <gülüyor> özetlemiş. Soruları özetlemiş. E, üzülerek söylüyorum ki Yo üzülerek söylemiyorum aslında. Yani sana müzikle ilgili hiçbir şey sormamışlar. Demek ki bilmiyoruz. Ama Gökhan'a da sormamışlar. Demek ki bunlar merak ediliyor abi. Belki adamın ajansı var, beni oraya almak istiyor. Bir yere kayıtlı mıyım diye soruyor. Ve bana sana bana bir sürü buradan yürüyen erkek var. <gülüyor> <gülüyor> bu işin Ve sen? bunların bir tanesi de sensin onu da söyleyeyim. Ha evet onu okumadım. Burada bir soru mu bu yoksa bir davet mi? <laughs> şey yazıyordu. <laughs> bir şey mi? Ondan Temel sonra ne? maşallah Allah Kurusunlar falan. Neyse. Senin soruları sormadık mı? Sorduk ama şu an bir gözden geçireyim dedim. <laughs> Şok mu oldun? Bani. Su iç abi üstüne. Evet. <laughs> Peki böyle. Peki öyle olsun. Arada bir böyle uh, Kubilay'ın tabiriyle Q&A yani soru cevap yapacağız. Ve soruları bilerek buraya sakladık. Arkadaşın fikriydi içerik üretme. İçerik şey üretsin yapma. ve buradan daha samimi yanıtlarız diye işte hikayede hemen aynen, aynen. paylaşalım kaybolmasın diye. Niye bozuyorum ki ne güzel kıvırmıştım. Valla çok iyiydi. Abi devamlı yapıyorsunuz böyle ben topluyorum ondan sonra <laughs> evet, evet, öyle öyle falan yapıyorsunuz ifşa oluyoruz. Bugün dördüncü kez ifşa dedim. Bir ifşa mı geliyor? Senden Üç kaynaklanıyor vakti. sen bir şey demiştin ondan. Çok kullanırım ben o kelimeyi. Evet. Hep senden. Zaten lugatımı boz Fail de kullanırım. Fail. Fail. Fadil'den iyidir. Abi o zaman matrak sorularımıza geçme fikrine ne diyorsunuz? Olur diyorum. 10 dakikam var. 10 dakika. Veya sizin e, seyircilerimize sormak istediğiniz sorularınız var mı? Bizden. Özellikle istediğiniz bir şey varsa ya şunu kesinlikle yapmanızı istiyoruz. Bunu bize iletin. Veya şunu kesinlikle yapmayın artık dediğiniz bir şey de varsa onu da bize iletin. Muhtemelen yine yapacağız ama bilmek güzel olur. Güzel soru. Güzel soru. Ee, Önümüzdeki planlara şekillendirilebilecek cevapları yorumlara bırakırsanız sevineceğimiz. Bir e, önerge İçerik matik bir durumdayız yani Devamlı bir şey yapıyoruz Habire habire bir şey yapıyoruz Ve biz ne kadar yaparsak O kadar çok izleniyor Ve biz şu yönde ilerlemek istediğimiz için yukarıya doğru Vallahi. Podcast dinleyenleri için daha Haftada çok bir tane video ya çekelim Falan diye başladı şu anda Boğazımıza kadar doldurduk evet, Günlük video çıkarmayı Vallahi düşünüyoruz günlük... Ayarlayabilirsek Günde iki tane falan <laughs> <laughs> Sabah öyle akşam çekmeden çıkarıyorum, <laughs> kaydetmeden bounces <-ıyorum. gülüyor> editlemeden çekiyorum. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Işık hızında hareket ediyorum. <laughs> Çok incecik Yürüyorum ama. Abi e, büyük bir şehirde yaşamayı mı tercih edersin yoksa köyde sessiz sakin bir ortamda mı vakit geçirmeyi ve burada hayatını sürdürmeyi mi istersin? Kanada. Neresi ama? <laughs> Sadece Kanada. Kanada deyince aklımda... Kanada olsun, tozdan olsun, çamurdan olsun. Hayır abi Kanada deyince insanın aklına Toronto'nun şehir merkezinde AVM geliyorsa kusura bakmasın yani. Niye abi Vancouver gelmez mi? Vancouver'da zor. Seaside Vancouver. Chilling in the park. Gelmemeli bence. <gülüyor> <gülüyor> Odun mu geliyor? Timberland mi? Aynen. Timberland. Odun, at avrat, Neydi? Silah. New England değildi ya. New England miydi? Onun Atlanta kıyısında olan. Eyaleti. Bilmiyorum. New Brunswick? New Brunswick University. Abi şimdi e, ben de bu soruda düşündüğüm ilk başta hani köyde olsun kafamız rahat olsun ama bence şu an bu olay şehire taşındı. Çünkü şehirde yaşayan adam seçebilir. Anladın mı? Sen şehirde yaşayıp da yine de köydeki gibi sessiz sakin bir yaşam sürdürebilirsin. Nasıl? Kendince, kendi ortamında. Ha, sessizlikten bahsediyorsun. Ben sessiz deyince şey anladım. Doğa falan böyle, trafik yok bilmem ne. Ona çabucak ulaşabilirsin. En azından e, şehir planlaması düşünülerek yapılmış bir yerde. Mesela burada yani 10 dakikada harcayarak böyle bir ortama erişebilirsin. Ama tam tersi e, birazcık bence kendi içinde bugünlerde artık gerekli olan bir şey değil. Çünkü köyler daha çok şehirleşmeye çalışıyor ve sadece elde edebildiği kadar ediyor. Böylelikle hani köy havası bozuluyor aslında çünkü gelen insanlardan orada dönen dıştan gelen etkenlerden dolayı atıyorum sosyal medya televizyon şundan bundan orasının hani o huzurlu ortamı bence bozulmuş köy ortamını zedelemiş ama şehir şehirliğiyle devam edip Böyle bir şey dedim işte ben de ne bileyim. Anlıyorum. Öyle konuştum ağzımı açtım olan oldu. Teknolojiden falan ödün vermek istemem ben. Mesela internetim son sürat çeksin. Televizyonum 95 inç olsun. Hı hı. işte müzik sistemim, cartım, curtum, arabam, motorum falan. Ama yine de ormanın ortasında olayım isterim. Bunlara sahip hı hı. olarak yani. Abi. Değişik evet özür diliyorum ne yapalım. Sorry bunu istiyorum. Yani köyde yaşayıp da hani inek sağalım birader muhabbeti değil de. Yok. Kafa dinleyip. İneğim varsa sağmam. Severim. Oynarım falan. <laughs> ya veya işte bir hani çiftlik hayatı değil. Çiftlik hayatı düşünmüyorum hayır. Böyle lastik papuçları giyip de bir bokun içinde gezmeyi falan düşünmüyorum. Tüh. <laughs> Tüh hayalimize olduk olsun dedik. <laughs> hayır gitmiyoruz oraya. Kanka. <laughs> Abi doğum günümde inek sağmak istiyorum. <laughs> Pişt, pişt, pişt. <laughs> vergi ödemiyoruz. Neyse, e... <laughs> vergi ödemiyoruz. <laughs> Aa, güzelisi. Evet, değil mi? Ama konuyla çok alakası. Ya, yani konuyla alakalı. Ya clickbait yaptığımız şey. videolar öbürlerine göre orantılı o kadar izlenmiyor farkında mısın? Kasarak clickbait yapalım, merak uyandırsın dediklerimiz öylesine komik bir şey gelen aklınıza Mesela ya, ya anlamıyorlar. Birleşmiş Milletler simidi ilginç. Clickbait değil. Onda ne konuşuyorduk abi biz? Abi. Üçüncü podcast oldu. Uzun hikaye de. ya. Ne konuştuğumuzu anlatmayalım. Çok komikti açıp dinlesinler. Konusu neydi? Birleşmiş Milletler. <gülüyor> <gülüyor> He, k popçulara sallıyorduk mesela. Evet. <laughs> evet. Geçen K-pop klibi vardı televizyonda. Ben hiç K-pop izlememiştim ve dinlememiştim. Mi? Hiç o gözle bakmadım biliyor musun? Dikkat etmedim. Tek derdim FaceTime'dan sana ulaşıp bu muy lan senin söylediğin <laughs> demekti? Bunlar mı bu kadar tutuluyor falan? Çıkmadın. Abi açmadın. Hep yapıyorsun herhalde. Bunu. Saat Sonra peki. dönebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Yok. Dönecektir şimdi 5 dakikaya. <laughs> Abi iyi programın başında üç harfli falan dedik. Uh -huh. Şimdi e, saatte de geç oldu tam vakti. Hiç başına böyle he, sıra dışı bir hani doğa üstü bir vakayla karşılaşma değildi böyle bir olay oldum. Hani bardağımı buraya koymuştum. Onu bir döndüm sol tarafımda böyle bir şey başına geldi mi? Veya böyle bir hikayem var supernatural mı? Super bir şey mi? Super natural doğa onu demeye çalıştım. Supernatural bir şey gelmedi başıma ama... Par paranormal. Öyle şu an senin dediğin gibi gelmedi ama çok değişik sinyaller devamlı görüyorum ben. Hani böyle hayatın çeşitli işaretleri olduğunu düşünüyorum. Ha ben de bir şey bir şey görüyorsun sandım. Korkuttun. Yok mesela geçen sana bir tane adamdan bahsettim. Hı hı. İşte şan dersi veriyor dedim YouTube'da. Hı hı. Hatırlıyor musun? Evet. Ve Milletle işte sohbet muhabbet programı yapıyor. Ses analizi yapıyor. Şu an dersi olayını anlattım sana. Onu ben söyledim be. Hayır, ben söyledim sana. Adamın adı ne? Bilmiyorum şu an. Türk, değil mi? Evet. Şey, saçı yok. Evet. Hah. <laughs> Ben, ben o adamı söyledim ilk başta ya. Hayır ben söyledim. Belki sen de söylemişsindir. Ben ismini bilmediğin için ben sana başka bir adam diye onu tekrar anlatmışımdır. Böyle şu anda dershanede zaman onu muhabbet. Öneriyorlar. O da diyor ki "Aa bak Domajor'dan girdi." Aynen ses analizini falan yapıyor. Onun adamın sen? adı. ya? Evet kesinlikle Neyse onu diyorum. bir dahakine onu da Hatta Almanca söylerim. yazıyor program ismi nedense şeyde YouTube'da. Galiba olabilir. Gesangsunterricht und bitte lernen şanalizi bilmem ne. Emre miydi adı ya? Ya her neyse konuyu dağıtma. Tamam. Mesela bana hep böyle şeyler oluyor. Ben o adamı orada gördüm ve sana bu adamı anlattım. İlginç diye, yaptığı program başka bir şey diye. Değil Hı -hı. mi? Veya herhangi bir nedenden dolayı. Ve 2-3 hafta önce koyu sagocu olduğum ifşası vardı. Hı -hı. Bu ara devamlı sagopa geçiyor. Laf arası bilmem ne. Bugün tesadüfen YouTube'da gördüm. İşte Geçen hafta o adam sagoyla yapmış aynı programı. Bir saatlik program yapıyorlar değil mi? abi? Evet, Sagopa ile yapmış o programı. Helal ya. Hay bu bu nasıl oluyor? hani ben bana hep böyle şeyler oluyor. Bu ilginç bir şey. Hani Sagopa ile o adamın bir araya gelmesi ne kadar da aslında Hı -hı. imkansız bir şey kafamda. YouTube algoritması öneriyor. <laughs> bu tarz şeyler oluyor bana. Devamlı oluyor. Hemen hemen haftada iki üç kere olur bana. Bir şey görürüm ve Tamam ha yaptığım bir şey doğru veya yanlış. Bu Emre da Yücelen. Gibi. Olabilir. Olabilir kanka. Bir şey yücelendi ya. Emre dedi inşallah. Emre Yücelen gibi bir şeydi. Mesela ben o adama örnek vermiştim. Şimdi bak bu adam her şeyi biliyor. La diyorsun çıkartıyor notayı. Perfect pitch değildir belki ama buluyor yani kulaktan. Ama mesela sanki böyle bir adam sürekli benim kafamda hani klasik müzik yapması lazım, orkestra yazması lazım gibi bir kaide var. Çünkü kendi şarkılarına baktığımda hani böyle her şeyi bilen üstün atıyorum. Hani böyle bir varlık gibi bir şarkı değil normal bir şarkı. Normal bir şarkı evet. Normal şarkı. Normal şarkı. Normal Yusuf. Abi eskiden okulda en sevdiğin ders. Hiçbirini, sevmiyordum Hiçbirini sevmiyordun. Hiçbirini sevmiyordun ha? Hiçbirini sevmiyordum. Dönem dönem değişti ama o hocalardan dolayıydı. Beşinci, ha, sevdin, altıncı sınıf sevmedim. çok sevdiğim bir stand-upçı gibi bir İngilizce hocası vardı. Hı -hı. Mükemmel adamdı. Mükemmel abi. O ara İngilizceyi çok seviyordum. Kişiye bağlıydı. Mesela en son okuldan kovulurken bir fizik hocam vardı. Böyle bir sene uğraştı ben sınıfı geçeyim diye. Efe şitir ama oğlum mu ya. 1 bölü 2 karı. Aynen öyle bir adamdı. O olmadı. Bir dönem tam bir deli vardı bizde. Resim falan. Adam bize ne bileyim Picasso falan öğretmeye çalışıyordu. Ve hepimizi Picasso gibi davranıyordu işte. Şöyle yaparsın bunu çizersin. Çok güzel olmuş Uğur oha. Bu ne? Bunlar program bitiyor bu arada. Yoksa şimdi sorsan bana en sevdiğin ders şu an ne olurdu dersen herhalde dil. Dil. Herhangi bir dil öğrenmek. Hı. Fransızca öğrenmek isterdim şu an ve öğren severdim yani. ben de böyle şey gibi, inek gibi böyle sayısal dersler, matematik, fizik. Sayısal matematik dedin. Öyle şey. Beden. Hepsi lan. İneyim ben. Tschüss. Bye bye. <laughs>